Günaydınlar, günaydınlar. Kışın en güzel meyvelerinden elma. Bugün sizle birlikte çok kolay bir elmalı tart yapacağız. Yapımı son derece kolay. Şekil vermek gibi bir derdimiz hiç olmayacak. Böyle tırtıklı tırtıklı bir hamur yapacağız. Tıpkı irmik helvası gibi. Ve çok kısa sürede nefis bir elmalı tart yapacağız beraber. Hemen şöyle soyulmuş elmalarım var. Elmalarımı tavamın içine alıyorum. Üzerine bir yemek kaşığı kadar şeker ilave ediyorum. Ve şöyle küçücük bir parça tereyağı atıyorum tavama. İçine birazcık tereyağı koydum. Şeker, tereyağı ve elmalarla beraber güzel karamelize bir lezzet alsın istiyorum. Sonra da içine birazcık tarçın ilave edeceğim. Evet, çıtır çıtır sesi gelmeye başladı. Diğer tarafta da çok kolay bir hamur yapacağız. Tereyağımı koydum. Şekerimi ilave ettim. Ve unumu ilave ediyorum. Şimdi istediğimiz şey birbirine yapışan şekil alacak bir hamur değil. Hani bunda hamurun kıvamı tuttu, tutmadı gibi bir dert yok hiçbir şekilde. Çok mu yoğurdum, unu fazla mı oldu, eksik mi oldu diye. Evet, tereyağını, unumu karıştırdım. İçine birazcık tarçın ilave ediyorum. Hamurum hazır. Şimdi şöyle elmalarımı da bir gözden geçiriyorum. İyice pişmesi gerekmiyor elmaların. Biraz karamelize olması gerekiyor. Çünkü fırına atacağım. Fırında da pişecek hamurumla beraber. Ama buna da birazcık tarçın ilave edeyim. Bu elmalı tart yapmanın en kolay yolu. Ve gerçekten çok lezzetli oluyor. Oh, elmalar mis gibi kızardı. Şimdi hazırsanız birleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi ne kadar kolay. Bu hazırlamış olduğum hamuru da görmüş olduğunuz gibi mümkün olduğunca hani eşit olacak şekilde üstüne dağıttım ve bitti. Sadece fırın işimiz var. Yaklaşık bir 30-35 dakika bunu fırınlayacağım. Elmalar, tereyağı, tarçın, hepsinin güzel lezzeti birbirine karışacak. Son derece lezzetli bir tart olacak. Şimdi fırına gidiyorum. Eve mis gibi tarçın kokusu yayıldığında ve o elmanın güzel karamelize kokusu yayıldığında tamamdır. Yaklaşık bir 30-35 dakika sonra görüşmek üzere. Şimdi tartı fırına atarken mis gibi kokacak dedim ya. Gerçekten mis gibi koktu ve bütün evi koku aldı. Ekip arkadaşlarım dahil olmak üzere çok güzel koktu. Bu pişmiştir, tamamdır Meltem Hanım dedi. Dakikasına, daha doğrusu tam olarak bakamadık. Sohbet, muhabbet, kekin kokusu çıkınca fırına doğru gidiyoruz. Siz de öyle yapın efendim. Ama süre vermem gerekirse bir 30 dakikada şahane bir hal alıyor bu tart. Yanmadan geldik. Şimdi bütün tartlarda olduğu gibi bir yapışma var mıdır diye şöyle bir yokluyorum. Evet. Hemen dayanamayıp keselim. İsterseniz üstüne pudra şekeri serpebilirsiniz. Hani servisi daha şık ve güzel olsun isterseniz. Ya da pudra şekerine hiç gerek yok aslında. Tadı ve lezzeti bence yeterince yerindedir. Şöyle dağıtmadan almak istiyorum. Ama bu tart dağılsa da, yani tabakta dağılıp yayılsa da aslında şekli odur. İlle de bir tart dilimi çıkacak gibi düşünmeyin. Ama çıkarsa da şahane olur. Şu elmaların güzelliğine bakar mısınız? Şimdi bunu muzurlaştırmak için daha fazla ne yapılabilir diye sorarsanız, bunun yanına bir top dondurma çok yakışır. Ama her zaman evde buzdolabımızda, difrizimizde dondurmamız yoksa belki bir paket kremamız vardır. Bunu servis yaparken üzerine hafif krema gezdirirseniz ve yanında bir bardak kahveyle ve şöyle bir nane yaprağıyla
nefis bir görüntü de elde edebilirsiniz. Merhaba Hayatın Mutfağı'nda yine sürprizlerle dolu, yine kolay, yine basit, yine lezzetli, muhteşem bir tarif verdik efendim size. Umarım kaydetmişsinizdir. Yapımı son derece kolay, malzemeler her zaman evde bulunan malzemeler diyorum. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Merhaba Hayat devam ediyor.